salça. Aynen aynen. Bir çocuk vardır açtır hani. Öyle. Tamam tamam. Ha, biz şey yapalım. Kardeşim geleceğiz buraya da geleceğiz. Bir baştan geliyoruz tamam mı? Depremle uyku da yağlandık. Gürültüyle uyandık. Başka da bir şey bilemiyorum. Aldığımızdan sokağa çıktık. Sokakta kendimizi işte okulun altında bulduk. Efendim canım. Efendim kızım. Evdeydim. Güneşli evlerdeydim ben. Misafirliğe geldiydim ben buraya. Oğlum burada oturuyordu yani. 7. katta oturuyordu. Yani Allah'ın bir hikmeti. Ya. Bir oya nasıl ağladı, bir buya nasıl ağladı. O merdivenden nasıl indiğimi bilmiyorum yani. Atan attı, tutan tuttu ya. Çadırda kalıyorum, buradayım ben. Yani gideceğim de Elbistanlıyım ben aslında. Oradan işte oğlumun yanına geldiydim ben. Neresi? ...7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük depremin en çok etkilediği şehirlerin başında Kahramanmaraş geliyor. Yüzlerce evin yıkıldığı, onlarca kişinin yaşamını yitirdiği kentte de bir yandan depremde yıkılan enkaz altında kalanların kurtarılması yönündeki çalışmalar devam ederken... ...diğer taraftan ise depremzedelerin yardımına koşuluyor. Binlerce mağdurun daha fazla mağdur olmaması için de AFAD tarafından birçok noktaya... Çadır kentler kurulu işte o noktalardan birisi de 12 Şubat stadyumu. Buraya da sabah saatlerine itibaren getirilen çadırlar kurularak depremzedeler yerleştirilmeye başlandı. Yedi katlı bina, 35 daire, 4 kişi içerisinden çıktı. Kalanı komple duruyor. 5 tane akrabamız var içinde. Yakınlarınız? Yakınlarım, bacım, yeğenlerim 2. katta. Dünden bugüne ulaşamıyor bir türlü. Peş peşe iki depremle sarsılan Kahramanmaraş'ta onlarca bina enkaz yığınına döndü. Ve enkazda arama kurtarma çalışmaları dünden bu yana devam ediyor. Bugün... Şu an bulunduğumuz 7 kat 35 daireli bir binada da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bugünkü arama kurtarma çalışmalarına jandarma arama kurtarma ekipleri de dahil oldu. Benim oğlumla gelinim var içeride. Ulaşamadım. Seslendim, ulaşamadım. Taşları cımaladım.
Bitti herhalde.